Bilim insanları doğada gerçekleşen tüm olayları dört temel kuvvetin sağladığı bilgilerle açıklayabilmektedir. Bu dört temel kuvvet, kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf çekirdek kuvveti ve güçlü çekirdek kuvveti olarak isimlendirilir. Şekli iki kapta bulunan sıvı molekülleri birbiriyle ve etrafıyla oluşturduğu etkileşimlerden bazıları adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimidir. Buna göre doğada temel kuvvetlerden elektromanyetik kuvvet, adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi etkilerinden hangilerinin oluşumunda rol oynar? Dört temel kuvvetten zayıf çekirdek kuvveti ve güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeği içerisindeki etkileşimleri açıklamada kullanılırken kütle çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvet ise moleküller ve cisimler arasındaki etkileşimde rol oynarlar. Bu durumda doğru cevap adezyon, kohezyon ve yüzey geriliminin tamamında elektromanyetik kuvvetin etkin rol oynamasıdır. E seçeneği doğru cevaptır. Bu borusu olarak düzenlenmiş bir kapta civa ile hapsedilen X, Y ve Z gazları şekildeki bir dengededir. Kaba K kolundan bir miktar daha civa döküldüğünde X, Y, Z gazlarının basınçları nasıl değişir? X, Y ve Z gazlarının basınçlarını P0 ve üzerlerindeki civalarla ifade edilir edersek Px basıncı eşittir P0 basıncı artı üzerindeki HK kadar sıvının civanın yaptığı basınç olarak ifade edilebilir. Aynı şekilde Z gazının basıncı da Pz eşittir P0 artı üzerindeki civanın yaptığı basınç olarak ifade edilebilir. Y gazının basıncı da yine Z gazının basıncı artı Z gazı ile Y gazı arasındaki civanın yapmış olduğu basınç olarak ifade edilebilir. K kolundan kaba civa eklendiğinde X gazı üzerindeki civanın yüksekliği artacağından P0 sabit X gazının basıncı artar. Dolayısıyla A, C, D, E seçenekleri doğru olabilir. Z gazı genelinde düşünüldüğünde Z gazının üzerindeki sıvı yüksekliği ve P0 değişmeyeceği için Z gazının basıncı değişmeyecektir. Ancak kaba K kolundan civa eklendiğinde kaptaki bütün sistem sağa doğru bir miktar hareket etmiş olacak ve Z gazının bulunduğu bölümde X, Y ve Z gazları arasındaki civa sütununun yüksekliği artacaktır. Z gazının basıncı sabit olmasına rağmen civa yüksekliği arttığı için Y gazının basıncında bir artış gözlenecektir. Doğru cevap C seçeneğidir. Sıcaklık değişiminden etkilenmeyen özdeş yaylar eşit boylu X çubukları arasında şekil 1'deki Y çubukları arasında şekil 2'deki ve Z çubukları arasında ise şekil 3'teki gibi yerleştiriliyor. X, Y, Z çubukları üzerinde bulunan O1, O2 noktaları hareket etmeyecek şekilde sabitleniyor. Şekil 1 ve 3'teki sistemler ΔT kadar ısıtılıp şekil 2'deki sistem ΔT kadar soğutuluyor. Ve yaylardaki esneklik potansiyel enerjileri eşit oluyor. Buna göre X, Y, Z çubuklarının boyca uzama katsayıları arasındaki sıralama Nedir? Şekiller incelendiğinde birinci ve ikinci şekilde sağ tarafta bulunan çubukların boylarının eşit ancak şekil 1 ve şekil 2'de yine sol tarafta bulunan çubuklardan y'nin boyunun daha uzun x'in boyunun daha kısa olduğu ifade edilebilir. Tabi burada yayları sıkıştıran e, çubuk boyları önemli olacaktır. Aynı şekilde ikinci ve üçüncü şekil incelendiğinde bu sefer Sol taraftaki genleşmeye katılan ya da yayların sıkışımına, gerilimine katılan boyların eşit ancak Y'nin ve Z'nin sağ taraftaki çubukları düşünüldüğünde Z'nin daha uzun boylu bir bölümünün genleşme işlemine katıldığı gözlenecektir. Yaylarda depo edilen potansiyel enerji 1/2 kx kare şeklinde hesaplandığına ve yay enerjileri eşit olduğuna göre yayların boyundaki değişimler eşit olmalıdır. Bu durumda bir ve ikinci şekilde inceleme yapıldığında yayı sıkışmasını sağlayan toplam x uzunluğu toplam y uzunluğundan daha küçük olacaktır. Dolayısıyla eşit miktarda boy değişimi oluşturabilmek için x'in genleşme kat sayısının y'ninkinden büyük olması gerekir. İkinci ve üçüncü şekildeki sistemler incelendiğinde toplam boy değişimi oluşturan Y'nin genleşme miktarı ya da büzülme miktarı Z'nin toplam boy miktarından küçük olacağı için eşit boy değişimi adına Y'nin daha büyük genleşme katsayısına sahip olması gerekir. Dolayısıyla çubukların genleşme katsayıları lambda x büyük, lambda y büyük, lambda z olacaktır. Doğru cevap A seçeneği. Tüm sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistemde P ağırlıklı yük ağırlıkları önemsiz sabit ve hareketli makaralarla dengelenmiştir. Buna göre ipin kuvvet uygulanan ucu H kadar aşağı çekildiğinde KLM makaralarından hangilerini dönme hareketi yapmaz? Bir makaranın dönme hareketi yapabilmesi için üzerine uygulanan tüm kuvvetler düşünüldüğünde net bir tork oluşması zorunludur. Net tork oluşması durumunda ancak makara dönme hareketi yapabilecektir. Bu durumda net torkun oluşabilmesi için sürtünme kuvvetinin sıfırdan farklı olması lazım. Sürtünme kuvveti sıfırdan farklı ise ancak F ve T gerilme kuvvetleri birbirinden farklı olacaktır. Eğer sürtünme kuvveti sıfır ya da sıfır kabul edilebiliyorsa bu durumda F gerilme kuvveti, F ipteki gerilme kuvvetine eşit olacak ve makara eksenine göre net torkun sıfır olmasına sebep olacaktır. Bu durumda sürtünme kuvveti soruda belirtildiği üzere önemsiz olduğundan makaralarda net tork oluşmayacak ve hiçbir makara dönmeyecektir. Doğru cevap E seçeneği. Akıntı hızının sürekli sabit ve kıyıya paralel olduğu bir nehirde bir yüzücü K noktasından M noktasına T sürede ulaşıyor. M noktasından geri dönen yüzücü T sürede KM noktalarının ortasındaki L noktasına geliyor. Bu noktadan itibaren karşı kıyıya doğru yüzen yüzücü N noktasında karşı kıyıya ulaşıyor. KO 30 metre, KM 10 metre ve yüzücünün tüm hareketi boyunca suya göre hızı aynı büyüklüktedir. Buna göre o N mesafesi kaç metredir? Yüzücünün hareketi düşünüldüğünde K noktasından M noktasına kadar aldığı yol KL ile LM eşitmiş soru söylüyor. Aldığı yol düşünülürse KL eşittir KM ve 5'er metre diyebiliriz. O zaman giderken sağa doğru çünkü aynı hızla K'den M'ye gelmesi T süre sürmüş, M'den L'ye gelmesi T süre sürmüş olduğuna göre demek ki akıntı aslında sağa doğru akıyor diyebiliriz. Bu durumda V artı V akıntı K'den M'ye giderken çarpı T eşittir 10 metre olmalı. Geri dönerken V eksi V akıntı çarpı T aynı sürede LM'nin tam ortasına geldiği pardon KM'nin tam ortasına geldiği söyleniyor. O zaman demek ki 5 metre olmalı. Bu durumda taraf tarafa oranlama yaparsak o zaman V akıntının aslında V bölü 3 olduğunu bulmuş oluruz. Bundan sonra hareketli ya da yüzücü tam karşıya doğru hareket ediyor ve suya göre hızı yine V. Dolayısıyla bu sefer karşıya geçebilmesi için 30 metre yol alması lazım ki akıntının hızı kendi hızının 3'te 1 olduğunu bulduk. O zaman 30 metre eşit olmalı V çarpı artık karşıya geçme süresine T üstü diyelim üssü akıntı bu sürede yüzücüyü karşıdaki hedeflediği noktadan yeşille çizilen miktar kadar saptıracak. Biz buna x diyelim. O zaman x eşittir v akıntı çarpı t üssü olmalı ki v akıntı v bölü 3 olduğuna göre bahsedilen x mesafesinin de aslında 10 metre olduğunu bulmuş oluruz. Bu durumda Şurası 5 metreydi çünkü KL arası LM arasına eşit ve 5'er metre. Şurası da 10 metre olarak bulduk. Dolayısıyla ON arası mesafe 15 metre olmalıdır. Bu durumda doğru cevap A seçeneği olur. Noktalar arası uzaklığın birbirine eşit olduğu şekildeki yatay düzlemde K noktasından V hızıyla geçen cisme hareketi yönünde bir F kuvveti uygulandığında cisim L noktasından 2V hızıyla geçiyor. F kuvvetinin sürekli uygulandığı, boyutları önemsiz cisim yalnız MP noktaları arasında sürtünmenin önemli olduğu sistemde P noktasında duruyor. Buna göre sürtünmeli bölümde cisme uygulanan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç F olur? Bu durumda cisim hız vektörlerinin büyüklükleri ile kinetik enerjinin ifadesi kullanıldığında K noktasında cismin hızı V Dolayısıyla kinetik enerjisinin E olduğu varsayılırsa cismin L noktasındaki hızı 2V olduğu için kinetik enerjisi 4E olacaktır. Bu durumda cismin enerjisindeki 3E'lik değişim F kuvvetinin X kadarlık yolda yaptığı işe eşit olacaktır. Noktalar arası uzaklıkların X olduğu varsayılırsa. Daha sonra cismin tüm enerjisi iki bölümlük sürtünmeli bölümde sıfır yapıldığından şu şekilde bir denklem kurulabilir. Başlangıçtaki E enerjisi artı cisim üzerine F kuvvetinin 4x yolu boyunca yaptığı iş eşit olmalıdır. Sürtünme kuvvetinin 2x yolu boyunca sıfıra indirdiği enerji miktarına. Dolayısıyla Fx değeri 3E olduğuna göre E yerine Fx bölü 3 yazılabilir. Bu durumda işlem yapıldığında fx bölü 3 artı 4 fx eşittir 2 f sürtünme çarpı x. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin 13 bölü 6 f olması sorunun doğru cevabının d olduğunu gösterir. Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistemde bir cisim eğimli yolun k noktasından serbest bırakılıyor. Cisim l noktasından fırladıktan sonra mn yatay düzleme ulaşıyor cismin mn düzlemine ulaştığından itibaren düzlemle teması kesilmiyor. Bu ifade aslında cismin mn yatay düzlemine ulaştığı anda düşeydeki hızının sıfır olduğunu ifade ediyor. Çünkü sistemde mn düzlemi ile çarpışmanın esnek olduğu ifade ediliyor. Eğer düşey düzlemde bir e, hız vektörü olsaydı cisim mn düzlemi ile temasını kaybedecekti. Dolayısıyla cismin L noktasından fırladığı andan itibaren MN düzlemine o noktadan atıldığında ulaşabileceği maksimum yüksekliğe ulaştığı anda ulaştığı, e, vardığı söylenebilir. Cismi serbest bırakıldığı noktadan itibaren kinetik enerji potansiyel enerji değişimini ifade edersek L noktasında kinetik enerji mg çarpı delta h yani mg çarpı 4h olacaktır. Bu durumda L noktasında cisim VL kadar hızla fırladığında açının 30 derece oluşu bize cismin L noktasındaki hızının düşey bileşeninin V bölü 2 yatay bileşeninin de V kök 3 bölü 2 olduğunu ifade edecektir. Cisim MN yüksekliğine ya da MN yatay yoluna düşeydeki hızının sağladığı kadar potansiyel enerji ile ulaşmış olacaktır. Dolayısıyla düşeydeki hızının sağladığı kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşecek. Bu da 1 bölü 2 m çarpı v bölü 2'nin karesi olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bu büyüklük e kinetikle eşittir 4 mgh olduğundan 1 mgh'a eşit olacaktır. Bu durumda Cismin L noktasından fırladıktan sonraki aş maksimum yüksekliğinin aş olduğu sonucunu getirecektir. L noktasının yerden yüksekliği aş, L noktasından itibaren MN seviyesine kadar olan mesafenin aş olduğu düşünülürse, MN yatay düzleminin yere uzaklığı 2 aş olacaktır. Doğru cevap C seçeneği. Genel çekim ve Kepler kanunları gök cisimlerinin hareketlerini açıklamak için kullanılan en güvenilir yöntemlerden biridir. Bu yasalar çerçevesinde dünya güneş etrafında şekildeki gibi eliptik yörüngede dolanır. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur? Kepler yasalarından bir tanesi konum vektörünün geçen süre içerisinde ne kadar alan taradığıyla ilgilidir odaklarından birinde güneş bulunan eliptik yörüngede dolanan gezegenin bir A noktasından B noktasına, C noktasından D noktasına ulaştığı varsayılırsa, S1 ve S2 alanları A noktasından B noktasına gelme süresi ve C noktasından D noktasına gelme süresi ile doğru orantılı olacaktır. Bu durumda TAB eğer TCD'ye eşit ise S1 eşittir S2 olmalıdır. Ancak Temmuz ayı 31 gün, Şubat ayı 28 gün olduğuna göre Temmuz ayında daha fazla zaman geçtiği için Temmuz ayında Güneş'in Dünya ile konum vektörü daha büyük alan tarayacaktır. Birinci yargı doğru. Temmuz ayından Ocak ayına gelinirken Güneş'in Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti artar ikinci yargı. Sanıldığının aksine dünyada kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken yani Temmuz ayı civarındayken dünya güneşe en uzak mesafelerinden birinde, Ocak ayı yaşanırken de daha yakındaki bir mesafede bulunduğu söylenebilir. Dolayısıyla dünya Temmuz'dan Ocağa doğru gelirken güneşe yaklaştığından kütle çekim kuvveti büyüyecektir. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı tüm yıl boyunca dünyanın güneş etrafında açısal momentumu sabit kalır. Yine Gezegenlerin hareketleri düşünüldüğünde güneşin bir odakta bulunduğu eliptik yörünge izlenirken gezegen ile güneş arasında oluşan kütle çekim kuvveti gezegenle güneşi birleştiren doğru üzerindedir. Dolayısıyla net tork sıfır olacaktır. Biliniyor ki açısal momentumun değişebilmesi için net torkun sıfır sıfırdan farklı olması gerekir. Bu durumda net tork sıfır olduğu için dünyanın açısal momentumu bir yıl boyunca sıfır kalacaktır. Üçüncü yargı doğru. Doğru cevap E seçeneği. Şekilde gösterilmeyin yeterince uzun düzlem aynada I ışını birim kareli sistemde şekildeki gibi yansımaktadır. Buna göre aynı düzlem aynaya gönderilen şekildeki S ışını aynada yansıdıktan sonra A, B, C, D, E noktaların hangisinden geçer. Şekile gösterilmemesine rağmen ışınların yansıması düşünüldüğünde yansıma kanunları gelen ve yansıyan ışınları arasındaki açının açı ortayının normal olması gerektiğini ifade eder. Dolayısıyla K noktasına gelen ışınlar için açı ortay çizildiğinde normalin köşegen doğrultusunda kaldığı gözlenebilir. Bu durumda aynanın normale dik olması gerektiği düşünülürse şekildeki gibi çizilmesi zorunlu olacaktır. Aynı şekilde S noktası, S ışık kaynağı için ya da S ışını için düşünüldüğünde normal köşegen doğrultusunda olacaktır. Dolayısıyla S ışık ışını yine normalle eşit açı yapacak şekilde yansıma yapacağından sistemde bahsedilen noktalardan D noktasından geçerek Yoluna devam edecektir. Doğru cevap D seçeneği. Düzgün elektrik alan oluşturmuş bir bölgede şekilde gösterilen A ve B noktaları işaretleniyor. A noktasındaki eksi 3 klomluk yükü sonsuza götürebilmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş 15 yul olmaktadır. Sistemde elektrik alan şiddeti 5 N bölü klom. AB arası mesafe 2 metredir. Buna göre B noktasının elektrik potansiyeli kaç volttur? Yüklü bir cisim üzerine yapılan elektriksel potansiyel iş yüklü cismin yük miktarıyla hareket edilen noktalar arasındaki potansiyel fark çarpımı olarak ifade edilebilir. Sonsuz noktasının potansiyelini 0 volt olarak alırsak yapılan iş Q çarpı delta V olmalıdır. Dolayısıyla 15 Joule'lük enerji eşit olmalıdır. Eksi 3 Coulomb çarpı sonsuzun potansiyeli eksi A noktasının potansiyeli. Bu durumda A noktasının potansiyelinin 5 volt olması gerektiği hesaplanabilir. AB noktalar arasındaki mesafenin 2 metre olduğu düşünülürse A ve B noktalarının bulunduğu düşey hizalar arasındaki mesafenin 1.6 metre sorudaki 37 dereceye göre olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla elektrik alanın düzgün olduğu bir bölgede bir noktayla başka bir nokta arasındaki potansiyel fark delta ve elektrik alan şiddeti ve aralarındaki elektrik alan doğrultulu mesafenin çarpımı olarak hesaplanabilir. Delta V eşit olmalıdır. 5 kere 1.6 eşittir 8 volt. Elektrik alan pozitif e, noktadan negatif yüklü noktaya doğru oluşacağı için A noktasının potansiyelinin B noktasından fazla olması ya da B noktasının potansiyelinin eşittir VA eksi 8 volt olması gerekecektir. Bu durumda B noktasının potansiyelinin 3 volt olduğu görülür. Doğru cevap C seçeneği. Şekildeki elektrik devresi kurulurken özdeş lambalar ve iş direnci önemsenmeyen üreteç kullanılmıştır. Devrede yalnız K anahtarı kapalı iken X lambasının parlaklığı P1, yalnız L anahtarı kapalı iken P2 ve her iki anahtar kapalı iken P3 olmaktadır. Buna göre P1, P2 ve P3 arasındaki büyüklük sıralaması nedir? Bu sorunun cevabına ulaşabilmek için devrenin 3 durumu için eş değer dirençler hesaplanırsa yalnız K anahtarı kapatıldığında devrenin eş değer direnci her bir lambanın direncine R dersek R bölü 2 artı R artı R bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla toplam eş değer direnç 2R. Yalnız L anahtarı kapatıldığında eş değer direncin R2 olduğu ifade edilirse R bölü 3 artı R artı R şeklinde hesap yaptığımızda 7R bölü 3. Her iki anahtarın kapatıldı olduğu, kapalı olduğu durumda ise R bölü 2 artı R artı R bölü 3'lük bir eş değer direnç yani 11R bölü 6'lık eş değer direnç ortaya çıkacaktır. Bu durumda R eş 2 en büyük, R eş 1 ve R eş 3 en küçük eşdeğer dirençler olacaktır. Bu durumda pilin potansiyeli sabit olduğuna göre I3 büyük, I1 büyük, I2. Lambanın parlaklığı üzerinden geçen akımın karesiyle doğru orantılı olduğu için P3 büyük, P1 büyük, P2 olacaktır. Doğru cevap D seçeneği. Şekildeki soruda 20 santim uzunluğundaki telin 5 metre bölü saniye hızla çekildiği ortamdaki manyetik alan şiddetinin 2 tesla olduğu düşünülerek bu sisteme bağlanmış 1 ohm dirençli lambanın 2 saniye içerisinde 6200 angstrom dalga boylu fotonlardan kaç tane yayınlayacağı sorulmaktadır. Bu bilgiye ulaşabilmek için önce indüksiyon elektromotor kuvveti hesaplanmalıdır ki düz tel manyetik alan içerisinde çekilirken indüksiyon elektromotor kuvveti B çarpı V çarpı L şeklinde ifade edilebilir. Değerler yerine yazıldığında indüksiyon elektromotor kuvvetinin 4 v vo 2 volt olduğu görülecektir. Lambanın gücü V kare bölü R şeklinde hesaplanabileceği için 2 voltun karesi indüksiyon elektromotor kuvveti bölü direnç 1 ohm eşit olmalıdır 4 watt. Lambanın 2 saniye boyunca yayacağı enerji P çarpı T olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla 4 çarpı 2 saniye eşittir 8 جول olmalıdır. Bu 8 جول %100 verimle çalışan lamba tarafından her birinin enerjisi 12400 elektron volt angstrom bölü 6200 angstrom olan elektron volt cinsinden bulmuş olacağız. E, fotonlardan en tanesinin enerjisine eşit olsun. Bu durumda 8 Joule eşittir. Foton enerjisini 2 elektron volt bulduk. Ancak Joule cinsine çevirdiğimizde her bir fotonun enerjisinin 1.6 10 üzeri eksi 19 Joule olduğu düşünülürse çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 bize Joule cinsinden enerjiyi verecektir çarpı n 8 joul olmalıdır. Bu durumda n eşit olmalıdır. 2,5 çarpı 10 üzeri 19. Doğru cevap A seçeneği. 19. yüzyılın ortalarında İskoç matematikçi ve fizikçi James Clerk Maxwell kurduğu denklemler sistemiyle daha önceleri birbirinden ayrı alanlar olarak düşünülen elektrik ve manyetizmayı birleştirmiştir. Elektrik ve manyetizmanın birbirinin bütünleyicisi olduğunu gösteren Maxwell, elektromanyetizma ile ilgili olayları açıklayacak dört denklem ortaya koymuştur. Bu denklemler düşünüldüğünde yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı, üç boyutlu bir yüzey alanda oluşan elektrik akısı dolanım yapmaz ve şiddeti yüzeyin çevrelediği net elektrik yüküyle doğru orantılıdır. Bu yasa durgun yüklerle ilgili Gauss yasası olarak bilinir ve Maxwell denklemlerinde yer alır. Birinci yargı doğru. İkinci yargı, manyetik kalan çizgileri kapalı eğriler olduklarından üç boyutlu bir yüzey alanındaki net manyetik akı her zaman sıfırdır. Bu ifade hareketli yüklerle ilgili Gauss yasası olarak bilinir ve aslında bize manyetik alan çizgilerinin kapalı eğriler olması dolayısıyla manyetik olarak tek başına bir N kutbu ya da tek başına bir S kutbu olmadığını yani manyetik monopolün olmadığını ifade eder. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı İki boyutlu kapalı bir çerçevede birim elektrik yükünün dolanımı için yapılan iş, manyetik akının bu çerçeve sınırlar içerisindeki değişim hızına eşittir. Bu yasa Faraday'ın indüksiyon yasası olarak bilinir ve dolayısıyla Maxwell denklemleri içerisinde yer alır. Üçüncü yargı doğrudur. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği. 1897 yılında katot ışınları tüpü ile deneyler yapan Thomson, katot ışınlarının oluşturduğu şekildeki tüp üzerine elektrik alan ve manyetik alan uyguladığında ışınların sapmaya uğradığını gözlemlemiştir. Bu deney sonucunda Thomson, hem elektrik alanın hem de manyetik alanın saptırdığı katot ışınlarının aslında negatif yüklü parçacıkların ivmeli hareketiyle oluşan ışımalar olduğunu göstermiş ve elektronu keşfetmiştir. Çalışmaları sonucunda elektronların yük bölü kütle oranını hesap edebilmiş ve elektronların atom kütlesine göre önemsiz sayılabilecek kadar küçük kütleli olduğunu ortaya koymuştur. Bu deneyin sonuçları ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci yargıda atomun, atomdan daha küçük parçacıklar olan elektronların keşfiyle atomların parçalanabileceği ortaya çıkmıştır. Bu zamandan daha önceki zamanlarda atomun parçalanamayan, en küçük yapı taşları olduğu düşünülür. Ancak elektronun atomdan daha küçük parçacıklar olduğu ortaya çıkmasıyla atomun içerisinde e, parça parça atomun bir araya geldiği fikri ortaya çıkmış ve atomun parçalanabileceği düşüncesi netlik kazanmıştı. Birinci yargı doğru. İkinci yargı Çevremizdeki cisimler elektrikçe nötr olduğuna göre atomlar sahip oldukları elektronların yükünü nötr yapacak kadar pozitif yüklü maddeden oluşmuştur. İkinci yargı doğru olacaktır. Üçüncü yargı atom kütlesi düşünülüğünde pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bu kütleyi sağlayamayacağı anlaşılmış ve atom içerisinde nötr parçacıklar olduğu ortaya çıkmıştır atom içerisinde kütlenin yarısını protonların, yarısının nötronların oluşturduğu fikri 1939, 1919 yılında e, Rutherford'un protonu keşfetmesiyle ortaya çıkmış ve 1932 yılında Chadwick'in nötronu keşfetmesiyle netlik kazanmıştır. Dolayısıyla üçüncü yargı Thomson e, Thomson katot deneyinden çıkarılabilecek bir sonuç değildir. Bu sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.